çok iyi bir yarışmacı. Altınları kazandı, o yüzden kapımızı açık bırakmak istedik ona. Ve dedik ki hafta sonu iyi düşün, kararını ver. Ve bakalım şu an tekrar bu kapıdan içeri girecek mi, girmeyecek mi? Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben şahsen üzgünüm çünkü ikna edemedik. Kararımı verdim, ben tekrar dönmüyorum. Yoruldum artık dedi ve şu an masası boş. Onunla beraber ekibine de veda ettik ve artık yeni yarışmacılarımız gelecek. Sizler için aslında güçlü bir rakibe veda etmiş oluyorsunuz. İyi bir şey. Ama bakalım gelen gideni aratacak mı? Ve yeni yarışmacılarımızı buraya davet ediyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Bakın rakipleriniz kim? Gerçekten çok iyiler. Ve karşınızda... Yeniden Banu ve Türkan abla. Hoş geldiniz. Şöyle hemen sizi mutfağımıza alayım. Acaba nasıl yarışıyorlar? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl, özlediniz mi burayı? Çok özledim ben kendi adıma. Heyecan zaten... var mı? Heyecan yok, biliyorsunuz zaten. Bura bizimdi. Tekrar masamızdayız, tekrar yerimizdeyiz. Geri döndük. Daha güçlü bir şekilde geri döndük. Vay, iddialısın. Evet tabii Rakiplerin nasıl? Yani. Şimdi Banu Türkan ablayla beraber geldi. Kayınvalideler locada oturuyor. Bu da demek oluyor ki Banu'nun yanına biri daha lazım. Tek başına yarışamazsın. Evet yarışamam. Acaba kim? Ay, yanına gelecek olan var ya, siz onu çok seviyorsunuz, siz onu çok iyi biliyorsunuz. Aylarca burada beraberdik, onunla neler neler yaşadık, çok güldük, çok eğlendik. O burada fırtınalar estirdi, bir şeyler fırlattı ve dedi ki ben doğumumu yapacağım, sonra tekrar buraya geleceğim, mutfağımın başında duracağım. E artık biliyorsunuz kim olduğunu değil mi? Karşınızda Zeynep. Şuradan. Genel ben geldim. Hoş geldin. Şampiyonluğa aday değilim, direkt şampiyon. Ah canım benim, sen hiç yemek yapmadın ama mı? Ama aynalar rengi. Öğreteceğim ben sana kız. Kız vanilyeyi niye koydun Allah'ım? Ben bunu kaçıramam, bir saniye. İçerisine birazcık da şey yoğurt koy, vanilya borana olsun. Koydun. Unumu ekleyin hemen. Tuğçe niye vazgeçmiyorsun bu ayakkabılardan? Hafiften kaydım, düşmedim. Ayakkabıları giymeye devam edeceğim yani. Tuğçe kaç tane ayakkabın var dedin? En az 250-300 tane topuklu ayakkabım vardı. Artık. Evine geldim, bir tane banyona girdim, misafir havlun yok ya. Berna senin kaç ayakkabın var? 1000 taneye yakın vardır. Kız benim neyim eksik senden, aşk olsun. Neyim mi eksik? Aa. Bir bak bakalım bir neyin eksik. Zeynep sen yerine geç, biz de hemen seninle burada neler yaşamışız onları tekrar bir hatırlayalım. Zeynep'le beraber mutfakta yarışacağız. İnşallah toz dumanı katacağız. En güzel mutluluk verdin bana. Abi bak, abi bak. Kalkamıyorum. Canım. Sakin olabilir misin? Bebeğe bir şey oldu herhalde ya. Kanaması varmış. Aa. Bir şey olacak bebeğime, bir şey olacak. Ay canım ya, ne kadar. Yalnız alsak hala daha dünyaya geldiğinin farkında değil. Umurunda değil. Kıyamet kopuyor burada. Umurunda değil alsak. Gülüyor, gülüyor. Ya yerim ben bunu. Harbi rüyasında görüyor bence bizi. Hep normal. Evet, en son bebeğiyle buraya gelmişti. Çok duygusal anlar yaşadık evet burada. Ay, kime emanet ettin? Şu an Emin bakıyor, babası bakıyor. Hı hı. Sonra belki getiririm buraya. Getir, ait olduğu yere. Alışkın getir zaten buraya. 9 ay boyunca karnımda. Alışık zaten. Yabancılık çekmeyecek. Hiç çekmez, hiç. Hazır mısın peki? Bomba gibiyim. Özledin bomba mi burayı? Bomba gibiyim Derya Hanım, gerçekten. Ve herkese zaten demiştim.
doğururum, yine gelirim, yine yarışırım. Şampiyonluğa aday değilim, direkt şampiyon. Peki şimdi hamileyken birçok şeyi hormonlarına bağlıyorduk ya burada. Sinirini, burada da öfkeni. Loğusa alıma bağlayabilirsiniz. 6 ay kadar loğusa oluyorduk ya. Tamam, bitmedi yine. 4 gün canım loğusa. Bitmedi yine. Artık tamamsak başlayabiliriz. Yine 3 tane yemek. Birincisi pirinç böreği. Yanına katlı pasta ve mini lahmacunlar. Tam senlik. Güzel yapın ha. Şimdi tamam. Kayınvalideleri arkaya alalım. Güzel yapın bak. Tamam. Altın getirin bana. Tamam. Boşuna mı besliyorum sizi? Ona göre puan masrafınızı ver. Masrafınızı çıkarın en azından. Kız bize bir veriyorsun bir de utanmadan altın getir diyorsun ya. Kayınvalideleri locaya yolladık. Bu arada Gönül sen ne kadar mutlusun Zeynep tekrar geldiğine. Evet, çok mutluyum. Çünkü niye ya. Derseniz. Yani en azından bir yarış içerisine girelim gene Zeynep'le. Bakalım. Zaten ben her zaman diyorum şampiyon böyle ikinci kim demiştim. İkinci de geldi. Şu anda içim rahat ikincinin kim olduğunu öğrendim. Evet canım ben geldiğimde ikinci sen olduğun için kendini ikinci ilan ettiğin için de teşekkür ederim. Kızlar beni yormadın. Hadi başlayalım artık. Hadi başlayalım. Aranızda da neler yaşadınız geçmişte onları da tekrar izleyeceğiz. Altınları en çok kim istiyorsa sesi en çok çıksın. 5, 4, 3, 2, 1... Herkese kolay gelsin. Bol şans. Zeynep hoş geldin. Bağımlı sen de hoş geldin. Hoş bulduk canım. Zeynep bebiş nasıl? Büyüdü mü biraz? Bebiş büyüdü. Biraz ya. Zor oldu. Sıkıntılı oldu ama çok şükür toparladı kendisi. Toparlamıştır şimdi değil mi toparladı, biraz? Toparladı, toparladı. İyi hadi bakalım. Hayriye teyze ilgileniyor mu bari? Hayriye teyze ilgileniyor desem yalan olur. Aa. Ha. Hiç ilgilenmiyor. Gerçekten hiç. Mi? O şu an Taha'yı sahiplenmiş durumda. Hatta diyor ki siz eve gidin. Taha'yı bana bırakın, bebeğinizle mutlu mesut yaşayın diyor yani. Ben şimdi hamuruna yapacağım. Sen de muhallebisin. Aynen. Ben. Tamam mı? Bir tava daha çıkarttım bunun ben. Bunun muhallebisi bildiğin şey bu profiterol ekler hamuru aynen. gibi oluyor ya. Hamuru onun gibi olacak. Muhallebi aynen. normal muhallebi olacak. Yağımı eritiyorum. Yağımı erittikten sonra hemen... Bir su bardağı kadar, hatta yarım su bardağı kadar evet, suyumu koyuyorum. Onlar bir kaynasın. Hemen sonra unumuzu koyacağız. Aynen. Şöyle kaynasın. Bildiğim bu profiterol, ekler hamuru gibi. Sadece bunu küçültmeyeceğiz, tepsimize yayacağız. Aynen öyle. Çünkü kat kat olacak. İnce bir katman yapalım, aynen o öyle. Zaten biraz kabaracak. Kat aynen. kat güzel bir pasta yapacağız. Sen de istersen muhallebiye başla. Geçirdi. Kızlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Biz de hoş geldik. Mekanın sahibiyim ben... diyor yani. Ya alttan alttan. Hamiyet kim o? Ondan önce ben vardım. Esas sahibi olan benim. Bence ay, biz böyle mahvoluz. Mekanın sahibi benim. Sen beni izledin mi canım? İzledim. En ilk ben geldim buradaydım. İzledi. Buranın mekan sahibi benim. Göreceğiz. Fazla buyurun. Sesimizi çıkartmayalım. Biz şu an izliyoruz. Kısa, buyurun kes. Evet. Biz şu an sizi çözmek üzereyiz. Çözünce konuşacağız. Tamam. Sen çözersin Hamiyet. Margarinimi erittim, suyunu koydum, onları bir güzel kaynattım. Daha sonra bir çimdik kadar püf nokta olan tuzunu koydum. Daha sonra kaynadıktan sonra hamuruna ununa ekledim. Soğuduktan sonra bunu bir soğumaya alacağım. Soğuduktan sonra da bir tane yumurtasını ekleyeceğim. Bildiğimiz ekler hamuru ekler olacak. Ekler hamuru olacak.